Evet, son aşamada modelimizi sunucu üzerinde yayınlayarak sonra sorgularla erişmeye çalışacağız. Şimdi biz buradaki verilerimizi alalım, bunları kullanacağız. Bakın şuraya ekleme yapıyorum. Şu model çağırma işlemlerini de yapalım, şunları alıp. Bunu da aldık. Şimdi burada farklı olarak ne yapacağız? Plaka tanıma yapmayacağız. Diyabet tahmin diyelim. Bakın geri kalan kısım aynı. Buraya da diyabet tahmin diyelim. Başka bir şey de olabilir bu fonksiyonun adı. Şuralara ihtiyacımız yok. Bakın şuraya ihtiyacımız var. Ancak bu plaka şehir değişecek artık. Başka veri gelecek. Hangi veriler gelecek? Bakın bizim şurada veri setimizdeki şu verileri çekeceğiz. Burayı bir kopyalayalım. Şuraya yorum satırına ekleyelim. Şimdi şunu aldık. Şöyle yapıştırdık. İkaz küçük yaptık. Sonra bu sorgu dönsün diyoruz şurada. Bakın artık bunu kopyalayacağız. Bizim kaç tane verimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 eşle birlikte. Şöyle 4 etti. 5, 6, 7, 8. Glukoz değerini aldık. Şunu aldık. Ne olduğu beni çok da ilgilendirmiyor. Yalnız önce şu varmış, glukozdan sonra. Şunu aldık. İnsülini aldık. BMI değerini aldık. Bu diyabet değerini alacağız. Son olarak yaş değeri var. Yaş değerini aldık. Bunların ilk harflerini küçültüyorum. Şurası da glukoz olacak. Şunları küçültüyoruz. Bunlar bizi ilgilendirmiyor ne olduğu. Biz sadece fonksiyon olarak oluşturacağız. Şimdi burada return değeri döndüreceğiz geriye. Bundan önce bakın şurada pickle dosyasını çağırırken şurada kullandığımız bakın bu satırı da aldık. Bu return cevap üstüne şuraya yapıştırdık. Değişiklik yapmaya gerek var mı? Deneme.predik. Evet. Artık buraya şu değerleri değil, şu değişken isimlerini getireceğiz ki biz bunların sorgusunu diğer taraftan yapacağız. İnsülini aldık. Bunu aldık ve son olarak yaşı alacağız. Bunu da aldık. Return olarak ne diyeceğiz? Şöyle tahmin diyelim. Tahmin sonucunu döndürsün. Süslü paranteze açtık. Nokta format parantez içerisinde yeni. Artık sunucumuzu çalıştırabiliriz. Bir çalıştıralım bakalım. Run dedik. Bakın sunucu çalıştı. Herhangi bir hata vermedi. Şimdi bu aşamada Spider'a dönüp sorguları da buradan çekeceğiz. Bununla ilgili bizim zaten şurada verimiz vardı. Bakın bunu alıyorum. Kopyaladık. Buraya yapıştırdık. Orijinalde kalsın.
JSON'la request'i çektik. Artık tabi burada 5000'de biz plakayı çalıştırmayacağız. Plaka çekmeyecek. Ne olacak? Diyabet tahmin ismindeki bu dönem veriyi çekeceğiz. Bunu da buraya yapıştırdık. Burada JSON data, bakın plaka il Ankara demiştik. Artık bizim buradaki formatımızda değişmiş oldu. Bunu siliyorum. Şu kalan kısımlar aynı, ancak şuraya bizim şuradaki verilerimize, tabi bunlar da küçük harf olacak, bunu bir daha kullanacağız. Yapıştırdım. Bunların karşılık gelen değerleri de hatırlarsanız onları da vermiştik. Onları biz nerede vermiştik? Şuradan gidip bulalım. Bakın şu 1 ve 0 değerleri de şöyle, bana şu değerler lazım. Tekrar geldik buraya. Şurada bir tane daha diyez işaretiyle bu değerleri yapıştırdım. JSON.dumps dedik. Bakın şöyle. Copy. Burada tek tırnak kullanacağız. JSON formatı tek tırnak istiyor. Bu değere karşılık 6'ymış. Virgül. Glikoz. Bu tabi ilk harfi küçük ve tek tırnak içerisinde olacak. 2 nokta kaçmış? 147 virgül. Şu değeri aldık. Bakın sunucu orada çalışıyor. Biz onu farklı bir yerde de çalıştırabiliriz. Bu blog püsür değeri 2.73'müş. Virgül. Şu skin thickness değerini aldık. Bu kaçmış? 73'ten sonra 36 geliyor. Devam ediyoruz. İnsülin. Şunu küçültelim. İnsülin değerimiz 0'mış. BMI değeri 33.5'miş. Şu function'la şunu da küçülttük. 0.630'muş. Ve son olarak age değeri bakıyoruz şurada. H değeri 2 nokta. Buna da 50 demişiz. Şimdi bu değeri gönderdiğimizde bize geriye tahmin olarak 1 ya da 0 göndermesi lazım. Kernel'ı baştan başlattık. Şimdi bu değerlere göre zaten bu kişinin bizim tahminimizde 1, yani şeker hastası olması gerekiyordu. Şimdi çalıştırabiliriz. Bakın sunucuyu kontrol ediyoruz. Sunucum şu an çalışır durumda. 5000'e bağlanacağız. Diyabet tahmin ismi. Kontrol ettim. Bakın diyabet tahmin. Çalıştırdık. Bakın 1 çıktı. Mesela bu kişinin veriyi değiştirmek için yaşının 20 olduğunu varsayarak tekrar çalıştıralım. Bakın 20 olsaydı bu değerlere göre yaşı, demek ki bu kişi şeker hastası değil diyebiliriz. Tabii o kısım bizi ilgilendirmiyor. Ancak biz şu anda sunucu üzerinden, bakın, sorgu işlemi yaparak bir yapay zeka modelinin nasıl yayınlanıp kullanılabileceğini görmüş olduk.